Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun. Allah'ın selameti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün e, Allah'ın isimlerinden El-Mukid ismini sizinle e, paylaşacağım. Aklım yettiğince, kalbim yettiğince, Rabbim izin verdiğince e, dilime dökülenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi. El-Mukid demek yaratılmış her varlığın ihtiyaç olduğu rızkını, tayin eden, veren ve yaratan demektir. El-Mukid ismi insanlarda tecelli ettiğinde e, hırslarından, e, geçimle ilgili olan vesveselerinden, e, kazançlarından hiç şüphe etmezler. Ve bir iş yeri açtığınızda El-Mukid ismini bolca zikrederseniz e, o iş yerinin iş yapıp yapmaması, kazanıp kazanamayacağınızla ilgili hiç korkularınız olmaz. Çünkü El Mukit ismi Allah'ın bize şunu garanti ediyor. Diyor ki yarattığım her canlının, ruhunun ihtiyacına... Bakın çok önemli burası. Ruhunun ihtiyacına ve bedenin ihtiyacı olan rızkını ben veririm diyor. Ama bu isimde e, emek harcamak gerekiyor. Yani... Allah'ın bu güzel ismini çokça zikretmek gerekiyor. Zikrederken de kendi aklımla geleceğimden kaygı duyduğum için, kendi aklımla kazanamayacağımı düşünüp kendimi yetersiz gördüğüm için, gücü kendimde görüp kendim kazanacağımı zannettiğim için, eğer ben kazanamazsam aç kalırım diye kendi aklımca kader planıma karşı yanlış düşüncelerde barındırdığım için beni affet bilincinizde, mutlaka zihninizde döndürmelisiniz. El-Mukit ismi, Allah eğer o kişinin üzerine bu ismi tecelli ettirmeye başladığında, kendine ait olmayan, Allah'a ait olan her şeyde eminlik oluşmaya başlar. Yani haddini bilir, benim görevim iyi niyetle, hak yolda çalışmaktır, takdiri ilahidir. Bu bilinçte olur. Ama bu isim tecelli etmezse çalışır, 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 iyi niyetle çalışır, kazanamayacağını düşünür, şirazesi bozulur, kötü niyete dönmeye başlar, müsibetleri oluşur, bu sefer onu kurtarmaya çalışır, yanlış yollara girer. Ama bu isim insanda tecelli ettiğinde hak yolunda ilerleyip tatminkarlık mertebesinde, kalben mutmain olarak kazandığından Allah'ın ona takdir ettiğinden şüphe duymadan gelenin de bir bereket ve bolluk içerisinde olduğunu fark eder ve onunla kalben razı olarak yaşamını sürdürmeye devam eder. Bu takva eh hali Allah'ın bu isimdeki o bolluğu ve bereketi arttırmaya başlar. Yani Rabbim bu ismi tecelli ettirir. Bu isimde mutmainlik sağlandığı anda yani Rabbim verdikten sonra bunun Allah'tan geldiğini anladığınız an bolluk ve bereketinizin de fazlalaştığını çok net görmüş olursunuz. O zaman değerli dostlar bizim görevimiz aslında her zaman söylediğimiz gibi amellerde, niyetlerde, sebeplerde ama hiçbir zaman sonuçlarda değil. Yapmamız gerekeni neden yapacağımızı aklen düşünüp kalben onaylayıp Fiilen harekete geçirip, emeğimizi çokça verip Allah'a teslim etmek. İşte sonra Allah el-Mukit isminle o rızkı zaten vereceğini Allah bize bildirmiş. Ve sonra da zaten el-Mukit isminle kalbimizin ferahlayıp, aklımızın ıslah olup, davranışlarımızın da daha bir tevazuyla olmasını vesile olan Allah'ın bu güzel ismidir. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Selametle kalın inşallah.